İyi akşamlar sayın seyirciler. 90'a başlıyor. İlk sırada haftanın olayı var. Haftanın olayında ilk sırada bugün Kemal Belgin konuşacak. Kemal Belgine göre haftanın olayı neymiş? Ben de merakla bekliyorum. Biliyorsunuz programımızdan önce biz bir araya gelip konuşmuyoruz. Hepimiz için sürpriz oluyor buradaki konuşmalar. Buyurun. Ben bu sürprizi biraz evvel spor servisinde harcadım. Ama, ama ben siz duymadım. Ama siz bilmiyorsunuz tabi. Ne olabilir siz ya? Ne? Size o olay mı sürpriz? Hmm. Abi Hilma abi'yi kaybettik mesela. Ben, ben cenaze değildim zaten. Hilma abinin kaybı çok etkiledi hepimizi bütün Tabii. spor camiasının. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir futbol adamıydı. Çok önemli bir insandı ve çok da özel ve güzel bir insandı. Eski Allah futbol, rahmet eylesin. Eski futbolcu Galatasaray. E, sağ açık Galatasaray'ın eski sağ açığı. Ve bu hiç gündeme gelmemiştir mesela ne hakemliği süresince ne Merkez Hakem Kurulu evet. Başkanlığı süresince. Kimse de Hilmi Ok tasaraylık yapıyorsun dememiştir. Belki birkaç çatlak ses çıkmıştır ama yok, yok, akıllarda yok. kalan Hilmi Ok imajında dürüstlük, namus ve e, liyakat vardı. Buyurun. Hiç çıkmadı. Sosyal Bahane. medya olsaydı Bahane. eğer onun Yine çıkar başkanlığında, başkanlığında <laughs> çıkardı. <derdi. Ya gülüyor> o da doğru. Onu, doğru onun, zamanında, onun zamanında bu kadar <laughs> çok hakem, <laughs> hakem üzerinden yorum da yapılıyordu. Yani. Haklısın. Onun zamanında bu kadar çok... Galatasaray formalı yorumlar. fotoğrafını koyup tabii hemen tabii. altına bir takım tabii. komplolar üretirlerdi. Hayır. Maalesef. Hayır. Buyurun. Bana göre haftanın olayı Fenerbahçe'nin Ankara gücüne yenilmesinden sonra Semih Özsoy'un çıkıp konuşmamasıdır. Bu kadar. Bu kadar. Peki. Güzel. Kısa, en en iyi haftanın olayı kısa haftanın olayı benim moderatör abi, olarak. Bu kadar abi. Hasret e, ve, ve <laughs> sabırsızlıkla <gülüyor> şundan <konuşmamıştı>. bekledim. <laughs> Hiçbir konuşma yok. Evet. Güven Taner'e göre haftanın olayı. Benimki de çok kısa cümlelerle <laughs> Beşiktaş'ın itirazının Göztepe maçında kural hatası olduğuna değin <laughs> itirazının e, futbol federasyonu kurulu tarafından 15 gün sonra falan reddedilmesi, uygun bulunmaması. <laughs> Bunun e, reddedilmesi bir federasyon tarafından e, doğal bir şey sayılabilir. Ama gerekçesine baktığımız zaman e, üzüntü verici bir e, şeydir, redde olmadır. Çünkü bu maçta, e, uzun uzun anlatmayayım, bu maçta e, hakem oyunu durdurduğundan sonra tekrar başlatırken topu Beşiktaşlı Beşiktaş'a vermesi gerekiyordu. Ee, Göztepe'ye Göztepe verdi. Bunun bir kural hatası oldu ve bunun, bunun sonunda da bu e, yanlış top teslim etmesinden sonra da hakemin e, Beşiktaş bir gol yedi. Hemen ee, mi yedi? Hı? Hemen mi yedi? Onun devamında yani. Ne oldu sonra? Yani ilk vuruşta. Ha? Sonra oldu? Foul oldu. Foul oldu. Oyun durdu bir kere daha. Faul atıldı öyle yedi golü. Evet. Neyse yani. Hakan e, oyunda yemedi. Şimdi e, onun sonrasında yedi dedim ben zaten. Ol, olayın şeklini e, oraya getirmek istemiyorum. Burada e, Futbol Federasyonu'nun e, kararına gerekçe olan şey neden? Hakemin <laughs> topu doğru oyuncuya doğru tarafa verdiği. Bu üzücü. Bunu milyonlar gördü televizyonda. Topun Beşiktaşlı'ya verilmesi En son oynayan e, Beşiktaşlı'ydı e, durdurulduğu zaman tekrar oraya Beşiktaş'a verilmesi gerekirken Trabzonspor'a verildi. Ve bu neye göre verilmiş? 15 gün sonra işte ne kadar tutuyor gün 26 Ocak'ta oynanmış maç. 13 Şubat'ta karar e, çıktığına göre aşağı yukarı işte 15 günden de fazla itiraz vesaire düşersek 15 diyebiliriz. E, hakemin yani hatalı olması, e, hatayı yaptığı e, düşünülen hakemin raporuna dayanarak. O da demiş ki raporunda, e, sızan bilgilere göre, en son Göztepe'li oynamıştı. Onun için Göztepe'li'ye verdim demiş. Bu çok e, üzücü bir e, karar. Ha, Futbol Federasyonu bundan sonra... Bu tür itirazlar yol olur, sürekli itirazlar gelir, ligin akışına problem yükleriz diye düşünmüş olabilir. Ama şunu da düşünmeleri gerekirdi. Ya adalet, adalet olmazsa ligin akışı benim için çok önemli değil. Yani burada adalet ögesinin çiğnenmesi var. Bu çok üzücüydü. Evet. E, Levent Tüzemen'e göre haftanın olayı neydi? Benim için 3 tane haftanın olayı var. Bir tanesi... Kısa kısa alalım o zaman. Ge, hayır, ben kısa kısa konu başlığı olarak vereceğim. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyen Fatih Terim'in Sivas'ta 10 puanlık fark kapatıp Galatasaray'ın Sivas'ın önüne geçmesidir. Bu hafta içerisinde bu bir. İkincisi, belki gündemimizde yok. Yayıncı kuruluş bizdik basketbol oynanan Türkiye Kupası finalinde Darüşşafak Fenerbahçe'de kuraltası var mı yok mu? Çünkü Türkiye bunu tartışıyor bir takım kurallarla ilgili. Bu nereye varacak onu merak ediyoruz. Yani de belki de gündemde kural yok denecek gidecektir. Yani benim bakış açım o ama hala tartışılıyor. Üçüncüsü var. Bu haftaya damga vuran var. Ya bizler kuralları bilmiyoruz ya varı yönetenler kuralları bilmiyor. Ya bize gelen görüntüler farklı ya da vara giden görüntüler farklı. Bunun e, bir türlü çözümü üretilmemesi sonucu e, adaletsiz bir ortam oluşuyor. Ben Kemal'e bir cümle eklemek istiyorum. Sen ne dedin Semih Özsoy? E, maçtan de, sonra konuşmadı. Maçtan sonra konuşmadı. E, Ersun Yenal da maçtan sonraki konuşmasında biz şampiyon olacağız demedi. Her demecinde <laughs> aynı şeyi bir <laughs> Ama bence konuşmamaların sebebi şu olabilir. Biz bugün yar, yayındayız. Yarın da bunun e, tekrar sarkacaktır da programı. Kabul edelim ki Ali Bey'in bir toplantısı var. Belki ona bıraktı saat Sayın Başkan Ali Koç'un. Bir bası toplantısı var. Orada yapacakların yapacak konuşmadan dolayı belki Semih kendini frenlemiş olabilir. E, şöyle bir şey var ama e, Solgar, Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finali ki bizde yayınlandı yarı finallerle beraber. Ee, o maçla ilgili Basketbol Federasyonu dün bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Kural hatası yok. Yani. Kural hatası yok. Hala dedi. bu tartışma devam ediyor. Ha, tartışma devam eder. Devam yani ediyor. Kuralları ortaya koyuyorlar. Bunun karşılığında yoktur demiş ama itiraz etme eder etmez. Hatta hakem hatası Otor bile yok diyor. Otorite. Hakemlerin verdiği karar da evet. doğru diyor o pozisyon için. Ama basketbol otoriteleri hala birbirleriyle e, çok ciddi bir şekilde bunu tartışmaya devam ediyorlar. Bu gündemden ilmedi evet, yani. E, pozisyonu da söyleyelim. Vezeli ile Kartal'ın, Jonathan Hamilton'un dahil olduğu bitime 52 saniye kala yaşanan bir pozisyondu. Evet. E, bu pozisyonda e, tekrar sisteminden kontrol yapılacağı ilgili hakem işaretini göstermiştir. Ama işte sonrasında yaşananlar aslında çok uzatmayalım ama Basketbol Federasyonu'na göre orada bir hakem hatası da yok yani. Hani diyor ki hatta bir kural hatası yok. Ama hakemler de doğru karar vermiş diyor. Yani orada çok bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Tartışması sürer. O ayrı. Kemal abi senle ee, başlayalım. E, bu hafta Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Trabzonspor 9 yıl sonra bir lig haftasını lider tamamladı. E, ve İstanbul'a gelecek çok kritik bir maçta. Maç eksiğine rağmen de liderlik koltuğuna oturdu. E, ben Beşiktaş, Trabzonspor ve Beşiktaş Trabzonspor maçı olarak başlayalım istiyorum. E, Trabzonspor'un liderliği için sen ne söyleyeceksin? Şimdi bu Sivasspor'da bir zamanlar liderdi Bülent hoca varken yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir 2006-2007 gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben yani, yani o konuda çok o da 13 2007 sene. Olabilir. olabilir. 13 sene geçmiş. Beşiktaş şampiyon olduğu sene. Ee, yani Yani <laughs> 2006'dır, <laughs> 2006'dır o zaman. Bilmiyorum, 2006 yani. değil. 2, 2 daha daha sonra 2, 2000, 2006 2007'de Fenerbahçe şampiyon oldu. 2007 2008'de Galatasaray şampiyon oldu. 2008 2009'da Evet. 2008 2009'da. 2009'da. Evet. 10 eh, seneyi geçmiş yani Sivas'ta böyle bir gösteri yapmış bir dönem. Şimdi yıllar sonra Trabzon e, lider. Zaten bu sene ligin gidişine baktığın zaman şu anda Beşiktaş'ı da dahil edersek eee hala herkesin burada ilk altı diyelim, ilk yedi diyelim. Herkesin bir şampiyonluk kovalama şansı hala hazırda yaşıyor. Ee, Trabzon'un bu seneki liderliği böyle bir tablonun ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. Yani ne oluyor? Başakşehir Beşiktaş'ı yeniyor. Efendim Fenerbahçe Beşiktaş'ı yeniyor. Öyle mi? İşte Galatasaray kaç maç gerilerde kalıyor sonra 6 maç arka arkaya kazanıyor. Kesinlikle. Yani burada e, bilemiyoruz, tahmin etmek çok zor. Belki Sivas 3 hafta sonra yeniden lider olacak. Bilemem. Yani bu gidişat, bu tablo çok enteresan şekilde seyrediyor Türk futbolunda rastlanmamış şekilde.